Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçtayız kardeşim. Normalde ADC koridoru seçmiştim. Orman attı. Maalesef yapıyor arada böyle. Bumpik ekranlarını görüyorsunuz. Diyan Bey'i banlı. Ungo banlı. Ben bunun tam ismini söylemem. Kaiser banlı. Bir de bu beyazlı banlı. Bu beyazlının adını şu an buradan çıkaramadım. Cyrus aldım. Neden Cyrus aldım kardeşim? Kendisi uzayan ilerleyen oyun aşamalarında cidden çok güçlü ve tek atıyor. Ultisi hedef alınamaz konumuna getiriyor. Ondan sonra rakibi arkıyor falan filan çekiyor. Karşımda suikastçı olduğunu bilseydim bu arada direkt Zilon kalırdım pasifinden kaynaklı. Ama olmuş da ölmüşe çare yok. O muhabbetten bakalım bizleri neler bekleyecek. Takımdakilerin hepsi Türk diyebilirim. Şu diğer yavuru saymazsak. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Kanalın ilk Elmasilo videosu bu arada. Bunun şerefine şu an videoya bir tane like atıp bir de abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Elimden geldiğince Honor of Kings içerikleri çıkarmaya çalışıyorum çünkü sizlere. Ve bakalım bizleri şu an neler bekleyecek. İlk ikinci skill'i açalım kardeşim. Normal full rotasyon yapacağız. Elmasilo olduğu için erken dakikalarda kolay killer ve gankler atılmıyor. Bu muhabbetten sadece farm odaklı şey yapılıyor olabilir. Yapacağız olabilir yani. Ama bir bakmışsanız dakika 3'te 8'e 8 de olabilir. Bu tamamen karşı takımın ve bizim takımın oynayış kitine bağlı olan bir senaryo olacak. Ve artık devam edelim bakalım. Normal clear'ımızı atacağız. Şu kostümleri alabilmek için çok fena kupon yaktığım için kanka. Nereden baksanız oynamadığım bir sürü şampiyonda free'den kostüm geldi. Bu muhabbet de hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Şu an oyunda 62'ye yakın kostümüm var. Bakalım. 5 level olduğum Discord'da direkt oynayacağım bu arada ADC lane'ine. Birinci skillimiz hem kalkan alıyor hem hareket hızı veriyor. İkinci skillimiz hem saldırı hızımızı güçlendirip ortaya kanat gibi bir şey atarak hasar veriyor desem daha sağlıklı olacak. Bu çarın en önemli noktası ultisi zaten. Ultiyi de açıldığı zaman rakibin üstüne arkeo çekerek size göstereceğim kardeşim. İlk Musashi oynarken bu şampiyon benim karşıma gelmişti bundan yaklaşık 2-3 hafta önce. Bana ulti atmıştı. Bir yerden bir yere ışınlanıyordu. Demiştim lan ne oluyor, sonra şampiyonu bir denedim. Dehşetül vahşet. Cidden dehşetül vahşet guys. Bir an önce 4 level olup yukarıya oynamam gerekiyor. Benimki 4 level olduğumuzda duvarların üstünden normal bir şekilde hareket ederek geçebiliyoruz kanka. Bu da çok saçma bir yetenek olmuş. Yani bak mesela şu an benim için oyunda duvar diye bir şey yok. Ama şey de burada bekle. Benim buradan hedef alınamaz konumuna girip çıkmam gerekiyor. Devam edeceğiz tabii ki de. Gel bakayım oğlum. Gel yattın sen, yattın güzel. Buradan şimdi çıkmamız gerekiyor. Can seviyem kritik. Smite'ım dönüyor aslında ve kalkan da alıyorum. Bir şey değil mi? Ben bunu kessem ölmem. Ne diyorsunuz? Çünkü bu seviyelerde bir reset almayı sevmiyorum. Dediğim gibi güzel. Oraya doğru bir zamanda gank'e gittik. Ve 2 asistimizle ADC'ye de 3 kill aldırarak olması gereken her şeyi yaptık diyebiliriz. Ve şu an reset alabiliriz. Bu şampiyonun zaten erken oyunda fazla bir gücü yok. En az 2 item çıkması gerekiyor karşının canını yakması için. Ama ben gene de olabildiğince her yere gideceğim. Agresif oynamayı seviyorum erken oyunda. Çünkü erken oyunda yapılan hatalar veya yapılan doğru tercihler sizin oyun rotasyonunuzu çok fena etkiliyor. Güzel, ayakkabımız bitti mesela şu an. Ama ben bunun orijinal halini daha çok sevdim ya. Ben zaten mavi rengini daha çok sevdiğim için gerçek hayatımda o muhabbetten. Neyse devam edelim. Normalce ne direkt farmlayacağım. Farmımı attıktan sonra bir koridora gideceğim. Mid'e gidebilir miyim diye bilmiyorum. Daşı çok kulesine yakın oynuyor. Sanırım gene üst koridora gideceğim mantıken. Arthur'a da gidebiliriz. Ormanlar çok kolay bir şekilde çatışma koridoruna gank atabilir. Ama o adam da kulesinin çok dibi. Bu tür düşünerek oynamanız önemli, tamam mı? Neden? Çünkü sizin tempo kaybetmemeniz gerekiyor kanka. Siz tempo kaybederseniz ayvayı yersiniz. Oyunun gidişatını değiştiremezsiniz. Oyunun gidişatını da değiştiremediğinizde maalesef los almaya mahkumsunuz. Bir tur gene farm edemem. Şu an burası bir şey değil mi? Boş yani. Oraya gitmek cidden boş. Zaten karşı Prince de şu an farmlıyor. O da şu an benim gibi düşünüyor çünkü. O da şu an bir bakıma mini haritaya bakması gerekiyor. Nereye gank istem daha mantıklı olur. O ADC'nin canının ne kadar az olduğunu gördüm bu arada. Ama geri çıktı maalesef. Ultisini salladı aynen. Harita takibi oyunda kill almanız için ormandayken en önemli olan şey. Abim be. Ah be abim. Buraya oynayacak mıyım? Tabii ki de hayır. Buradan çıkacağız kardeşim. Burada şu an 1v3 atacak güçte değiliz. Ama late game olsaydı bunu cidden yapardık.
Prince of Lightning de burada, bir tur kalkan alalım bize atlarsa diye. Bekliyorum, bekliyorum. Bunu çıkaralım o zaman. Bu çocuk gene buradan bir yerden atlayacak ama bekle. Tamam, dodge'ladım. Şimdi alıyorum ultimi. Buna ultimi atıyorum. Attıktan sonra burada bir tur çekileceğim. Çünkü hasarımın yetmeyeceğini biliyorum, tamam mı? Bu şampiyonun erken oyundaki gücüne hakimim. Onların 3 kişi oraya girdi de. Aa. Çalma muhabbetine girip kendimi geri düşürmek istemiyorum şu an. Bu bizim middeki çocukla farmlayalım şu anlık. Tamam. Şu an yukarıya gidebilir miyiz? Bence gidebiliriz. Ultimiz de dönecek zaten. Saldır diye bir komut verelim bakalım. 2 kişi geliyoruz diyecekken bizim tank geri gitti. Adamsın Kıvayracım'a. ADC fokus tabii ki de. Gel bakayım oğlum. Bak. Bunu bunun kafasına atacağım. Ondan sonra buna hasarım yeter mi? Yok. ADC'yi tankın kafaya attık ama ben buna dalarım kule altı ya. Ne diyorsunuz? Bence hiç gerek yok ya da riske atmayalım. Çünkü dereceli maçtayız. Ki oynadığımız şampuan yalnız, şampiyon değil. Hem suikastçı hem de bir bakıma ADC. Ki bu oyunun kafa kafaya gitme muhabbetinde gene her videoda olduğu gibi kim darma duman edecek? Biz kardeşim. Bunu da nasıl yapacağız? Farmlayacağız. Ve doğru anda takım savaşında doğru kişiye fight edeceğiz. Mesela ADC kasmış olmasın diyelim. Karşıdaki Prince kassın. Siz bu şampiyonla kasmış kişiyi direkt ultinizle kendi takım arkadaşlarınızın yanına arkeo çekerek şey yapabilirsiniz. Tıpkı WWE'deki Randy Orton gibi. Şu anki ben 3.7K'yım. Karşıdaki Prince de 3.5K. Acaba bu adam şuradaki objektife giriyor mudur? Benim kafamdaki deli soru bu. Bir tur bakıyorum, girmemiş. Tamam. Biz gene farmlayalım o zaman. Yüksek elo da böyle bu arada. Gerçi 5 dakikada 4'e 6. 4 kirin 3'ünde katkımız var erken oyunda zayıf bir şampiyonla. Erken oyunu zayıf bir şampiyonla. Gayet iyi. Mitik kuleyi almış mıyız biz? Bekle. Ben o zaman bu çocuğu yerim şu an. Gel bakayım oğlum sen. Bay bay. Güzel. Ben midin kulesini aldığımızın farkında değildim bu arada, konuşmaya dalmaktan, biliyorsunuz mu? Bilseydim çok daha fazla, çok daha önceden girerdim buraya. Prince of Lightning benim ormanımı dönmüş. Lavuk benim stilimi bana karşı uyguluyor. Okey. O middeki fight'a şu anlık gitmeyi düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ultim yok. Ve buradaki minyonları alıp buradaki kuleyi bir tur açmam gerekiyor. Yoksa diğer türlü sıkıntıya gireceğiz. Bazen takımla beraber oynamamanız gerekiyor kanka. Kule çünkü bu oyunda en önemli şey ve ben Erbas'ta varım. Burayı açmazsam bizimkiler kolay kolay burayı açacak bir şeye varamayacaklar maalesef. Açalım o yüzden şurayı hızlıca ve level'ımız arttıkça da hepsi buraya geliyor ama benlik sorun değil. Gerisini de buradaki minyonlar tamamlayacak zaten. Duvarların içinden geçebildiğimiz için kardeşimiz bize flash milash attı kafamıza, gördünüz değil mi? Onu çok güzel cezalandırırdım. Cidden cezalandırırdım ama arkasında desteği var. Şu an 1v2 atacak kıvamda olmadığımız için yerimizi ve haddimizi bildiğimizden devam edeceğiz. Şuna ben bir smite atayım. Bu lavuk buralarda çünkü. Kankam sen hayatının en büyük hatasını yaptın ya. Güzel. Uzayan oyunda güçlüyüz ve erken oyunda 3 kill 2 asistimiz var. Bu da demek oluyor ki rakibin ağzını burnunu kıracağız. Öyle ahım şahım satmadığımız sürece tabii ki. Şimdi devam edelim bakalım. Ha dereceli ha klasik. Bana fark etmiyor kanka ama dereceli de videolar gelmesine gelir de çok sakin geçen videolar da var. Mesela örnek verin, hiç kilin olmadığı ya da koridorlara hiç kim katılmayan. Atılmayandan kastım adamlar kule dibine o kadar şey ki bu arada. Bekle geliyorum. Diğerleri de bu taraftan gelecek ama bir tur onları arkadan kıstırsam. Burada kaç kişiyiz? Bir kişi. Tek başıma bir şey yapamam şu an. Takım arkadaşlıklarımı beklemem gerekiyor da. Bu Alessio'yu çıkaralım. Ne Alessio'su lan, neydi bunun adı? Okey, flash attı. Flash attıysa devam etmeye gerek yok da burada kulemiz de yok. Nasıl bir şey yapalım o zaman? Bekle. Gel bakayım oğlum, sen kalkan da alacağım da. Burada bunu, burada buradan çıkabilirsem. Çıkamadım. Normal. Ona 15, 10 kill'in yerisinde katkım var. Bizden kim fitliyor? 0.4 miladi, 0.3 keyyen. Aman aman ne güzel. Neyse bunları taşıyacağız kardeşim. Bunları taşımakla mütevellitsiniz. Miladi arkadan böcek ata ata zaten late game'de gene iş yapacak da. Aynen, 2 kill'ini aldı şu an. Güzel. Adamın kill alması iyidir kardeşim fitlemesinden.
Arthur'a bir şey yapabilir miyiz? İçinden bile geçeriz. 6.8K'yız şu an. Fark ettiyseniz dereceli ses tonum bir tık daha tryhard. Diğer türlü ben anlamadım. Dereceli de bana gelen takımlardan birinin bile beni taşıdığını görmedim ki. Görsem şükür namazı kılacağım. Şunu biz bir alalım. Kanka cidden mi? ADC'ye de gitmedi, supportta kaldı bir de. Allah'tan buradaki kuleyi açtığımda oyunun bu aşaması şu an birazcık rahat bir şey değil mi? Bak mesela Mid'in kulesi yoktu. Çocuğu direkt cezalandırdık. Buna girilmez kanka. Arthur kolay kolay ölmeyecek maalesef. Objektifleri de bu takımla alamayacağım için salmak zorunda kalıyorum bir bakıma ama. Biz gene farmlayalım şu an. Redimi alayım en azından, öyle bir takım fight'ına giderim. Duvarları siklemeyen hero mu olur ya? Pardon, duvarları görmezden gelen kibar bir yayıncıyız biz. Geliyorum oraya şu an. Birinin canı çok az da. Mantıklı fokus atılması gerekiyor. Tamam. Burada biz niye bu kadar... Biz burayı niye kaybettik kanka? Tamam, bu diyorsun. 5'e 3 takas. Hiç word değil bu arada. Ben çok güzel hasar çıkardım da arkamdan biri daha vurdu. Ben onlara dalarken en arkadan biri tek yedi büyük bir ihtimalle. Çok ilginç. Şu an kaybediyoruz gibi gözüküyoruz ama lekte paramparça edeceğim. Üstüne bizde Giant 04. Lan bizde Biron varmış. Kanka Biron'la sen nasıl 1-4 oynuyorsun? Biron'la bu çocuğun yok etmesi gerekiyor bu arada. Çok bozuk bir şampiyon. Onun da Savaşçı Koridoru'nda videosu gelecek ama klasikte gelir büyük bir ihtimalle. Çatışma koridorunda oynamayı sevmiyorum çünkü. Onu bir tur stunlasak, eleman gene flash'ını attı. Güzel. Flash'ının olmaması demek, ben onu 1v1'de yakaladığımda çok rahat bir şekilde tekleyeceğim demek. Buna da son vuruş atsalardı ayıp olurdu yani. Bekle, şunu çıkaralım aradan. Ulti basmayacağım bilerek, gerek yok çünkü. Kanka benim hızlandırmam var. Tamam, güzel. Şu an mesela supportları yok ama bir tur reset almam gerekiyor. Bizim Milady de böcekleri sayesinde o şeyi çaldı. Arthur'u tutmam gerekiyor şu an. Kule şeyinden bakacak olursak eşitlenilebilir şu anlık. MVP'yi bana yazması gerekiyor bu arada maç sonu. O yüzden bakalım kardeşim. Ulan şu an Alessio'yu oynayacaktım. Bak mesela onların oraya gidip o şeyden Free'den hasar yemesi. Gene benim kaynaklarım çalınıyor kanka. İnsan saygı gösterir yani en azından. Jungle şeylerini niye çalarsın ki? Hadi götünü yiyorsa gel, bekliyoruz. Sana bir ulti de atalım biz. Okey, güzel. Buna da devam edeceğim. Şu an 1v2 atabilecek dakikalardayım çünkü. Buradan bir tur da Arthur'a dönsek. Gel bakayım oğlum. Arthur'a vuruyorum da. Diğerleri geldi. Bekle bir saniye. Şöyle bir kalkan alalım. Hasar yemeyelim. Buradan şu an buna girmemiz gerekiyor. Bizim takım en mantıklı olanı yaptı. Ama benim smite'ım yok. Smite 2'de attım. Çaktırmak yok. İnşallah gelmezler. Tamam, güzel. Şimdi buradan bir tur karşının normal kaynaklarını ne kadar dönersen benim için o kadar iyi. Geliyorum oraya da. Burada 1v2 dener miyiz? Prince of Lightning de gelecek ama. Tamam, bu bize stun attı diyelim. Blue'su çıktı elemanın. Blue'sunu da bir tur biz çalalım. Şu an oyunu Cyrus'la domine ediyorum gördüğünüz gibi. Başka bir şampiyon olsaydı gene de edebilirdim ama bu şampiyonla dereceli de oynamayı seviyorum. Mesela bu ADC'nin flash'ı yok. Yat bakayım oğlum. Tamam, kuleden çok itledim. Buradan bir tur çıkalım. Devam edeceğim. Şu an 1v2'yi değil 1v5 atabilecek konumdayım düzgün bir kıvamda. Bir sürü itemim var çünkü. Bunu biz göremeyiz değil mi büyük bir ihtimalle? Aynen kanka. O zaman ne yapalım? Jungle'ın redini çalalım. Oradan doğru da üstteki kuleyi açalım bakalım. Daji 2'de 2 attı. Bu herkes Daji'yi seviyor da ben hiç oynamadım. Nasıl bir şampiyon ya? Nasıl bir şampiyon ya demek yerine bence benim onun videosunu çekmem gerekiyor değil mi size göstermem için? Ben de öyle düşünüyorum kanka. O yüzden çekeriz, sorun değil. Güzel, buradaki kuleyi de açtık. Ama şu an devam edemeyeceğim de. Ben burayı bir part daha puşlamadan gidersem içimde kalır. Şu son minyonu da smite atalım, öyle çıkalım kanka. Minyon puşları önemli çünkü. Orman dönmeme gerek var mı? Artık yok. Neden full build oldum kanka 13 dakikada? Güzel. 21 kill'in 15'inde katkımız var. Hem gerek kule açma hem gerek başka bir şey. Adam mesela 13 level ama arkadan şeye gelecek, Daji. Daji çok vuruyor ya. Oha! Daji'nin videosu gelecek guys.
Bir tur reset alalım. Orman itemini satabilirim artık oyun uzadığı için. Neden satabilirim? Adını siz söyleyin kanka. Buradan yeniden dirilmenin de bir ön siparişini vereyim. Zaten ne kadar istiyor? 2100. 2-3 orman yaratığı dönsem gene şey olacak. Late'e geldiğinizde ormancıysanız orman itemini satıp yerine ister saldırı itemi alın, ister savunma itemi alın. Ama ben savunmaya dönmeyi tercih ediyorum. Daha mantıklı yani. Zaten full build olduğumuz için hasarımız ister istemez var. Geliyorum oraya şu an. Yedim seni Daji. Yatın bakayım kardeşim. Hepiniz yatacaksınız bu arada. Güzel. Arthur'la 1v1 atsam. Beni susturuyorsun da kanka, can çalmam var. Şuna bir tur smite atalım. Tamam. Maç buradan büyük bir ihtimal bitecek bu arada. Üstüne benim yeniden doğmam var çünkü. Okey. Bu çocuğa ne yapabiliriz? Şu an var ya, bir şey değil mi? Burada zorlamak aslında bir tur troll mü? Değil mi? Bilmiyorum. Bir lavuk görünmez olup şey yapıyor kankam. Sen öğrenemedin mi? Sen de öleceksin. Çok güzel. Alın bu şampiyonu, lig kasın kanka. Diyeceğim tek şey bu. Alın bu şampiyonu, lig kasın yani. Buradan umarım kule bana dönmez. Büyük bir ihtimal bana dönecek ama. Enti. Bakalım. Şimdi Ranked'daki videomuz böyleydi. Klasik'tekileri de siz görüyorsunuz. Şimdi size yorumlarda sormak istiyorum. Hero tanıtımına devam mı? Yoksa yüksek Elo'da bu tarz maçlar mı kardeşim? 43 karşılaşmalık efsanevi. Okey. Dediğim gibi MVP zaten ben olacağım da. Mesela 27'ye 26 ama 13'e 6 gitmişiz. Aradaki farkı siz düşünün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayrına kanala abone olup videoya da like atarsanız cidden çok fena makbule geçer. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.